1 Nisan 2022 Van Bahçıvan Mahallesi. Ressam sevgili kardeşimiz, kıymetli sanatçımız Umut Çetin'in atölyesindeyiz. Bugün 1 Nisan sabah internete açıp baktığımda granül rakı ilanları gördüm. Tabii ki aynen de tahmin ettiğim gibi tarih 1 Nisan olunca Nisan şakası yapmışlar. Bizimki Nisan şakası değil, gerçekten atölyesi Umut'un. Efendim, ben öncelikle kafayı bir sağlama almak için izninizle şu şapkamı giyeyim. Ankara şapkada özel yapılmıştır. Şu ceketi de, bu da özel bir yelek. Çok fazla aşırı cepleri var. Avcı yeleğine benzetiyorlar ama bu çok daha özellikli. Tabii biz buraya yelek reklamı yapmak için değil, Umut kardeşimiz de daha iyi tanımak ve sizlere tanıtmak için geldik. Yeleğe çıkarıyorum. Umut'u biraz terletmek istiyorum çünkü. Başlayacağız. Teşekkürler. Umut'cum, bir mekan sahibi olarak seni burada Merhabalar. bekliyordum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gerçekten sizi gördüğüme sevindim. Senin kaç Evet. senesiydi hatırlayamıyorum ama. Epeyce oldu. Değil mi? Epeyce oldu. Çünkü Güzel. 2011 civarıydı. Yaklaşık Deprem öncesi, 10-11 yıl. deprem öncesiydi değil Evet. mi? Deprem öncesi tabii. Tabii. Ya benim gibi acemi bir sunucuyla Estağfurullah. yönetmen için büyük cesaretim var, sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Ne demek? Benim için şeref. Umut'cum, tabii ki ben senin öğrencilik yıllarından gayet yakından tanıyorum ama Evet. biz seni izleyicilerimize de tanıtmak istiyoruz. Elbette. Umut Çetin, kendisinden dinliyoruz. Van doğum muydu? Evet. Doğum yeri Van ve hala da Van'da yaşıyorum. Ama bu yaşıma kadar elbette türlü yerlerde bulunduk. Çünkü sanatsal aktiviteleri hep gerçekleştirmek için il il dolaşmak zorunda kaldık. Ama şu an itibariyle Van'da yaşıyorum. Umut'cum, sen bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa düzelt lütfen. Van Estağfurullah. 100. Yıl Üniversitesi Evet. Resim, Güzel Sanatlar mı yoksa Eğitim Güzel Fakültesi mi? sanatlar değil. Aslında o vakit güzel sanatları istemiştim. Ama eğitim fakültesinde de resim bölümü olduğu için eğitim fakültesi resim öğretmenliğini bitirmek istedim. Ve mezun olduktan sonra aslında öğretmen de olmadım. Bu da bir çelişki gibi duruyor. Çünkü Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonra öğretmen olamayacağım demiştim. Ama Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü bitirdikten sonra bu defa da öğretmen olmadım. Çünkü art galeri açıp tamamıyla sanatla vaktimi geçirmek istedim. Şey mi, Ruhi hocanız oldu mu? Evet evet Ruhi Ruhi Malak, hocamızı şimdi tabii ki Kastamonu'da. ona da şimdi hatta buradan selamlar iletelim. Ya Ruhi Çünkü hocam, kendisini çok seviyorduk. Tabii Ruhi hep Ali hocayla. Düzgün hoca. Ali Düzgün evet çok kıymetli bir Emekli hocamızdı. oldu Evet. hocam. Tabii ki. İşte Sana ben da tam da selamlar o Ruhi dönem hocam. mezun olmuştum üniversiteden. Tam da o dönemdi. Çok güzel bir Mehmet dönemdi. Göktepe. Mehmet Göktepe o vakit Mimar Sinan Üniversitesi'ne gitmişti. Doktora için Evet. burada yapamamıştı. Evet. Evet, doğrudur. Tabii. İşte o vakitler. Halit şimdi doçent olmuş, Halit Yabalak. Evet, Halit hocamız sonradan işte burada O da başladı Antalya'da yaptı galiba doktorayı. O ve zamanlar doktora yoktu herhalde yüksek lisans sonrası burada. Evet, yani ne yazık ki Ali hocamız gittikten sonra profesör olarak bir kadro açılmamıştı. Bu durumda başka yere gitmek zorunda kalıyorlardı. Evet. Umut'cum, okulun bitişik sene kaç? Üniversitenin mezuniyeti mi? Üniversite mezuniyet 2011. 2011. Evet. O zaman öğrencilik yıl derken sen ya son sınıftaydın ya bitirmiştin. Sanırım Galiba son o vakitlere sınıftaydın. tekabül Evet, ediyor. Evet. Tam doğrudur. da o Bayağı vakitlerde. eskimişiz ya. Değil mi? 11 yıl olmuş. Hala bekar mısın? Evet, bekarım. Kızlar evde, erkek kalınmasın kimse ama Değil mi? erkekler sokakta kalırmış. Sen de Ya, benim gibi sokakta kısmen kalmışsın. öyleyiz. Tabii ki. Hayırlısı olsun, ne diyelim. Evet. Instagram'la tanıştıktan sonra sanatımızı bir de dijital ortama dökmeye başladık. Bir de sen Facebook varken Evet. bir hayır görmedik Instagram'dan. Ne hayır Doğru. göreceğiz mi diyordun? Doğru onu demiştim size. Yani Facebook'ta ilkin aslında sadece arkadaşlık için sayfa açılır ve iletişim için sayfa açılır. Ama biz bunu nasıl para kazanmaya çevirebiliriz diye düşünmüştük. Bu defa aslında normal diyaloglar veya normal fotoğraflarımızı ya da bir şeyler paylaşmaktansa sanatımızı paylaşalım dedik. Ve Bravo. bu çok da güzel bir ilgi görmeye başladık. Şimdi özetle şimdiyi kastediyorum.
Amerika'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda, bütün Avrupa'ya gönderdin neredeyse. Çok az ülke kalmıştır Avrupa'da göndermediğim. Kanada ve Avustralya dahil. Bunlar hep portre üzerine mi yoksa değişik? Yağlı boya resim türünden mezun olan biriyim. Resim bölümü okumuştum. Şimdi resim fakültesi okurken grafik bölümü olabilir, geleneksel el sanatları olabilir. Ben resmi seçmiştim. Resim yağlı boya ve çizime dair daha çok hızlı teknikler. Bu durumda yağlı boya siparişi verenler de oluyor. Otel tablo isteyenler oluyor otelleri için. Her odaya birer tablo düşünüyor örneğin. Bizi Instagram'da veya internette araştırıp buluyorlar. Biz de kendilerine korunaklı bir şekilde kargoluyoruz. Böylece işlemi bitiriyoruz o halde. Vallahi çizimin çok kuvvetli. Ben çok klasik sanatlardan çok anlamam. Hani daha fonetiktir müzik ve edebiyat gibi diyelim. Evet, ama evet. Sayenizde burada sizlerle tanıştıktan sonra o önemli hocalarla ben de görgü sahibi oldum. Estağfurullah. Aynı zamanda biz de sizler için, sizler sayesinde kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü sizlerden aldığımız dönütle ileriye doğru bir şeyler düşünüyoruz hep. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Umut'cum, şurada atölyede, aslında senin bundan sonrasında atölyeye de ihtiyacın yok. Ben yerinde olsam kapatırım atölyeyi. Tabii ki. İşin ticari boyutunu çok dillendirmemek gerekiyor. Esnaf ağzıyla konuşmaya da hiç gerek yok. Evet. Ben aslında bir esnaf değilim tabii. Sadece çalışma mekanı oluşturdum. Özetle evet, bunu diyebiliriz. Ama senin bildiğim kadarıyla evde evet, de kendine gayet güzel atölyeyi aratmayacak tezgahın var. Elbette. Artı siparişleri internetten alıyorsun. Tabii ki aslında buradan konuşurken şunu da dile getirebiliriz. Genel olarak bile konuşabiliriz. Neden? Çünkü çağımız dijitalleşti. Büyük çapta art galeriler dahi dijital ortamda satış yapmaya başladılar. Değil mi? Kimse artık galerilere uğramaz oldu. Belki sergiler açılıyor ama neredeyse inanın sergiler dahi dijital ortamlarda yapılıyor. Müzayedeler, tarihi eserler müzayedeleri. Bunlar artık birebir görüntülü ya da canlı görüşmelerle değil, hele ki pandemiden sonra çok daha dijitalleştik. Ve bu durumda aslında dediğiniz gibi hiç mekana da gerek kalmayacak. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmak lazım. Kesinlikle. Peki bize bu en azından şu an portreyi görmedim atölyede ama. Evet. Şuradan başlasak da isimlerini tanıtabilir misin? Ve bu eserleri tanıtabilir misin bize? Elbette, elbette. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Lütfen. Bu sanat camiasında dekoratif dediğimiz bir sanat türünde yapılan bir şey. Dijital baskıyla alınıp daha sonra çift cam arasında MDF olmayıp, plastik olmayıp gerçek ahşap çerçeveyle kaplanan bir eser. Bunu çoğunlukta oteller çok tercih ediyor. Neden? Çünkü biraz daha ekonomik. El emeği, tablolar biraz daha bütçesini aştığı için. Tabii. Pahalı. Yani. Bir de malzemesi kağıt herhalde. Değil mi? Sıradan normal kağıt baskı. Evet. Sonra çerçeve haline getirip dekoratif olarak asıyorlar. Güzel. Burada çok önemli bir eser var galiba. Evet evet. Burada çok yakın İranlı bir tanıdık ressamın çalışması. İran'da özellikle sanat çok ileri seviyede. Bunu aslında insanlar İran denince ilk başta bir önyargı oluşuyor. Ama edinilen bilgiye göre dünya karakalem şampiyonları dahi İran'dan çıkıyor. Çoğu defa sanat dalında çok ileri seviyede işler yapıyorlar. Biz ama ekonomik bütçe konusunda değerlendirdiğimizde oteller için, tablo temini için daha uygun bez, daha uygun şase. Bu terimleri de bu arada belirtelim insanlara. Lütfen. Belki bu yağlı boya bir natürmort. Yağlı boya bir natürmort. Yeni başlayan arkadaşlar da izleyebilir belki. Kanvas bez dediğimiz olay bu. Bunun etrafında zımba yardımıyla şase dediğimiz bu çıta şaseye zımbalanır ve sonra da bir davul sesi hissedecek kadar gerilir. Sonra da yağlı boya yapılır. Ama şurada ince bir detay var. Onu da belirteyim. Zaten işte ekonomik bütçeyi de etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Marangozda kesilen bu şase eğer meyilli kesilmezse amatör veya daha yeni başlayan kişiler bu yanılgıya düşebilir. Şurada boyadığında çıtanın kendi izi çıkmış olur tabloda. Ama eğer meyilli kesilirse evet, tabii ki ne kadar fırça vursa da sadece çıtaya temas eden evet, bu kenar oluyor. Tabii ki. Bir evet, ikinci yan kenarı temas etmiyor. Böylece bir boşluk oluyor. Fırçayı istediği kadar darbe vurabiliyor. Bu da çok önemli. İnce evet.
Evet, tabii. Bu hakiki yağlı boya. Evet. Yandı, evet. Tamam. Hakiki yağlı boya. Bu arada akrilik türde eserlerimiz de var ama akrilik çoğunlukta şu anki günde çok kullanılan bir yağlı boya, boya türü. Ama yağlı boya elbette ki her zaman çok daha revaçlı ve çok daha kıymetli. Evet. Aradaki fark aslında hızlı kuruyup daha hızlandırıcı bir aşama ve yağlı boya işte bir kurma evresi olduğu için çok tercih edilmiyor yağlı boya. Ama şu an en çok tercih edilen akrilik boya oluyor. Yani daha seri çalışmalar için. Bu daha evet. Zaman alıcı ve daha yoğun. Yağlı boya. Yani. Tabii. Bu da galiba dekoratif ama bu parmak canlı. Evet, arasındaki fark bir önceki tabloyla hemen hemen aynı ama buradaki fark bu sanayi camının ayna gibi bizi yansıtıyor olması. Evet. Dış tarafı gösteriyor olması ama diğeri göstermiyor. Mat olduğu için. Ve fiyat farkı da çıkıyor tabii. Evet. Neredeyse mat camı sanayi camı arasında. Evet. Çok pardon. Tabii. Burada galiba 4 tane natürmort mu görüyoruz? Burada natürmort eserlerimiz var. Evet. Yağlı boya. Bunların hepsi yağlı boya. Şu an işte natürmort dediğimiz meyve sepeti semaver ve fincanla beraber. Elbette. Evet. Mutfakta çayınla beraber baş yapıt diye nitelendirilebilir. İşte açıcı da görünüyor bence. Ha? Ne dersiniz? Kesinlikle. Evet. Bunlar da yine yağlı boya. Yağlı boya manzara türü. Evet, bunu da tercih ediyorlar genelde oteller. Çoğunlukla burada birebir görüşmelerde aslında kara kalem sergilememin sebebi kara kalem çoğunlukla dijital camiada ama eğer birebir görüşme talep ederlerse burada tablolarımızı sergiliyoruz ki beğensinler, tercihlerine göre seçsinler. Ya natürmort, ya manzara, ya dekoratif. Evet. Şöyle bir çözüm. Yine yağlı boyadan devam galiba. Evet, burada Natürmort ama bu çok kıymetli bir eser çünkü empresyonizm türde fırça darbeleriyle oluşturulan bir resim türü. Oysa şuna baktığımızda oryantal resim türüne giren bir çalışma Jean-Lan Jérôme'un, ünlü Jérôme'un tablosu. Biz reprodüksiyon yaparak insanların sevdiği tablolara ulaşması, kolay ulaşması şeklinde kısmen hizmet ediyoruz. Çünkü Jérôme'un tablosunu şu an milyon dolara bulamazsınız. Evet. Ama biz reprodüksiyon tekniğiyle yeniden yapıyoruz. Ne kadar yakın olmasa da yine hani bir şekilde renkleri tutturup aynı edayı vermeye çalışıyoruz. Çok da güzel oluyor tabii ki. Evet. Burada bakın yine İran imzası görüyorsunuz. İranlı bir ressam arkadaşımızın eseri. Bunu da yine bazı oteller daha ekonomik ürünler tercih edince biz de ne yapıyoruz? Evet, ona da değinelim. Malzeme konusunda İran'da gerçekten kanvas bezin metrajı Türkiye'ye göre çok daha ekonomik. Yağlı boya türde Türkiye'de şu an çok daha fazla fiyatları. Evet. Ama tabii sektör olarak bakarsak da sanat sektörü zaten dünya çapında en pahalı sektör. Bir fırçayı alıyorsunuz, bir boya alıyorsunuz ama bu bununla bitmiyor. Tekrar. Şasesi var, bezi var vesaire. Burada bir önceki bahsettiğimiz dekoratif eserler var. Sadece renk farklılığı ve içerisinde yerleştirdiğiniz resim türüyle farklılığı var. Örnek veriyorum, bazısı manzara sever, bazısı ne olduğu belirsiz yani non-figüratif dediğimiz ya da dışa vurumcu resimler tercih eder. Böylece biz çift camı açıp tekrar arasına yerleştirip asılacak seviyeye getiriyoruz ve böylece satın alabiliyorlar. Burada çok, bir manzara ve önce şundan... Burada çok eski bir İstanbul fotoğrafı var. Bu tür fotoğraflara ulaşmak o kadar zor ki. Çünkü İstanbul'un bakın daha bina yerleşmeleri, uzun gökdelen yerleşmeleri yokken sadece camilerin en yüksek yapı olduğunu görebiliyoruz. Bir sahil kısmında Galata Köprüsü'nün karşı eski tarafında... Eski hali. Yelkenler, kayıklar epeyce fark ediliyor bakın detayda. Belki kamerada fark edilmiyor ama şu an çok net görünüyor. Biraz da flu yapılan bir resim türü. Neden? Peki çünkü onu şöyle bir kameraya tutma imkanı var mı? Alabiliyor musun? Peki. Evet, resimleri de aslında çekip tek tek yayınlayalım. Ama üstteki sanki çok özellikli mi? Benim şu an atölyedeki en favorim, birinci favorim Jérôme'un tablosu. Jérôme'u sevmemin sebeplerinden Jérôme bir tanesi Jean-Lan Jérôme. Ünlü bir oryantal ressam. Oryantal türde resimler aslında halk tarafından çok seviliyor ama işte yapım aşaması çok zor olduğu için örnek veriyorum. Bunun konusu atıyla beraber bir avcı, atıyla beraber iki tazısıyla beraber
dinleniyor, su içiyorlar. Bir yolculuk esnasında dinlenip su içiyorlar. Bir mimari yapı görüyorsunuz arka kısmında. Tabii çok daha büyük dallar ve sanırım eskiden kalma. Ben hiç böylesine şahit olmadım. Ama ressamlar sonuçta gördükleri ve gözlerinde canlandıkları için, aynı izlenimi verdikleri için böyle yansıtmışlardır. Şimdi zorluğundan kastım, elbette oryantal çalışmak çok zor. Buradaki kastım, yani tazıları işlerken bile bir kıl fırçayla uzun süre çalıştığımız bir tür olur. Ama biz biraz önce bahsettiğim gibi reprodüksiyon tekniğiyle onu tablo haline getirip seven insanlara, isteyen insanlara temin ediyoruz. Elinize sağlık, evet. Ve burada fazla değil, hiç başka bir bazıyla ilgili resim görmedim. Ya evet. Atatürk'ü geçersek o da ilgili yanılıyor ama evet. Akdamarik Lisesi'nin bu galiba yaz baskı olup olmadığını ışığa tutarak, tabii ışığa tutarak anlaşılabilir. Bu da çok teknik bir ayrıntı. Evet evet, bakın bezde görünen boşluklar olabiliyor. Çok seri yapılan çalışmalarda elbette ki çok dolduramayabiliyoruz tabloyu, ama seri yapıldığı için. Ama eğer yavaş yapılsaydı bu boşluklar da dolardı. Aslında burada dile getirdiğim durum gerçek el yapımı mı veya baskı mı olduğu bu şekilde çok anlaşılabiliyor. Çok güzel. Evet. Test. Tabii tabii. Umut çok vakit aldık. Seni çok yorduk ama burada başka bir şey görüyorum. Çok evet. Böyle dikkatimi çeker. Ben şöyle. Ve sen özellikle gerek mi eskiştir? Ya da aslında zaten sonra bıraktım bilmiyorum. Bu sanki bunu bir alabilir miyiz ya? Sanki ben sizin favorinizmiş gibi geliyor bana ki kesinlikle, bu doğru kesinlikle bir şey. Çünkü İlk ben de çok seviyorum. Yani. Bu aslında sipariş paketleneceği için ben oraya koymuştum. Ayvazovski deniz manzaralarını görüp sonradan atölyesine gelip çalışan Ayvazovski. Rus mu? Rus ressam. Yani biraz o kültürümüz ayıptır, evet. Ayvazovski genelde deniz manzaraları çalışır. Bu Karadeniz yani. Bizatihi Karadeniz. Evet. 4 metre dalga çıkmış, tabii. 5 metre dalga çıkmış. Karadeniz kıyılarında manzarayı izleyip, o zamanlar tabii fotoğraf yok, bir şey yok. Aklında canlandırdığı görüntüleri atölyesine gelip çalışırmış. Böylece bu deniz manzaralarını yaparmış. Biz tabii ki elbette zorlanıyoruz. Onlar kadar elbette ki yapamayız. Sadece onları çağrıştıracak, yine bir önceki çalışmada da gösterdiğimiz reprodüksiyonla onlara yakın olabilecek tonları yakalayıp Ayvazovski tutkunları, Jerome'un az önce bahsettiğimiz gibi tutkunları en azından onların eserlerini asıyor gibi o hazzı yaşayabiliyorlar. Doğru. Öyle değil mi? Evet. Ağzından sağlık, çok teşekkürler. Ekleme sağlık. Ben teşekkür ederim. Çalışmalar. Şimdi son olarak da yani tabii pek çok değilse bile kayda değer miktarda atölye gördüm, resim atölyesi. Evet. İşlerinde en derli toplusu burası. Derli toplu mu diyorsunuz? Harika. Şöyle bakabilir miyiz? Yani bak, bu bir şeyin makarası ama çok doğal. Evet, evet, gayet de güzel bir sehpa. Burada kürsü diyorlar, biz tabure diyoruz Ankara'da. Çalışınca makarayı kullanmanın sebebi aslında yine etrafı çok kirletmemek. Ama makarada boya dökülürse de çok da önemli değil. Ayrıca sevdiğim bir stil, makara yani stili. Yani çok zoruna da giderse temizlemek için bizim para evet buldun muydu? Tabii. Yine olur. Görüşmeler esnasında herkesin birbirine evet, bakması yani için üçgen bir masamız var. Ve ahşap tamamen. Evet. Evet, evet, sandalyelerimiz ahşap. Evet, tamam. Gayet ahşap güzel. Tabii. Makam koltuğumuz ahşap değil tabii. Ya, evet, masa koltuğunda bir seyrede yapmıştım. Burada da böyle bir Umut Çetin yazısı var. Aa, bu arada bugün aldım bu hediyeyi. Hem de Burhan Öralay'dan aldım. Yani sizlere çok teşekkür ederim. Bunu ömür boyu saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kişiliği de var. Ersin Bayram arkadaşımız yapmıştı. Harika. Ona da buradan selamlar söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli bir hediye oldu. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Bize çay mı kahve mi ikram edeceksin? Kahvemiz var, çayımız var. Ben soğuk içeceğimiz değil, var. Ben çaycı değil, kahveciyim. Ben kahve tercih ediyorum. Bilmez miyim? Kahve tutkunusunuz, evet. Kahve de yapacağız tabii ki, kahve de içeceksiniz. Hem de kahve getirmişsiniz bize, çok evet, güzel. Çok teşekkür ederim. Sen pek uğramıyorsun dedim atölyeye. Evet. Genelde evet evde çalışıyorsun. Evde gece çalışıyorum çoğunlukla. Evet. Tabii tabii.
Aslında bazen demek ki iş yerinden de biraz kopmak lazım. Çünkü bazen sıkıcı olabiliyor. Evet. O değişiklik insanı motive ediyor. Hayır, belki kapatırsın, bu atölyede ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Evet, dediğimiz gibi artık dijital ortamda çoğunlukta. Çünkü ne zaman konuşsak atölyeden uzaktasın. Evet. Ve Peki. dışarıdan aslında tasarım işleri de çok çıkıyor. Fresko dediğimiz duvar çalışmaları da çok çıkıyor. Mekanlar açılınca duvarlarına tablo almaktansa duvarın kendisine resim çizmemizi isteyenler oluyor. Değil mi? Biz de dışarıda Öyle büyük tasarım çalışmalarında oldu. Hatta Edremit'te mi yaptın? Evet, çok. Edremit'te yine, Van merkezde, yine dışarıda İstanbul'da çok bulunuyoruz. İstanbul'da da çok gidip geliyoruz. Neden? Çünkü hem ekipman temini konusunda hem de bizi internetten bulup sipariş eden kişilere o konuda biz de yardımcı oluyoruz. Çok Evet. teşekkürler. Biz Ağzına teşekkür sağlık, ederiz. Ne ellerine demek? sağlık, nefesine Evet. sağlık. Gülcüm, senin de ellerine sağlık. Ben de Omzunu teşekkür da ederim. bayağı ağrıttık uzun çekimle.